Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin İlacı kitabının çarpanlara ayırma konusunun konu anlatımı bitti. Bugün testleri çözeceğiz arkadaşlar. Birinci testimizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Bize yukarıda bir ifade verilmiş ve bunun en sade halini soruyorsa bunu çarpanlarına ayır sadeleştir diyordur. Tamam mı? Şimdi baktık o zaman. Her ikisinin ortak olan ne görüyorsunuz? A ve B var. O zaman ben bunu A çarpı B parantezine alırsam B zaten gitti. Buradan ne gelecektir? Bir tane A. Sonra araya artı koydum çünkü burada artı var. Daha sonra AB parantezini aldım ya. Şuradaki A zaten gitti. B'nin bir tanesi gitti elimde. Bir tane B kalır. Bölü dedim. Paydası ne bunun? A çarpı B. Zaten o zaman şununla bu birbirini götürdü. Elimizde ne kaldı? A artı B. Bu durumda cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana. Birinci sorumuzun cevabı Adana'ymış dedik ve devam ettik ikinci sorumuzla. Şimdi burada payda eşleyelim arkadaşlar. Yani şunun paydasında 1 olduğunu düşünüp x ile çarparsanız x ile x'in çarpımı x kare eksi yanında 1 var. Bölü dedim. Paydasında ne var? X. Sonra bölü. Şimdi x ile 1'i çarptınız. Yani daha doğrusu şunun paydasında 1 var. X ile çarptınız. Ne yaptı? X eksi 1. Paydada ne var? X. O zaman ben birinci kesri eğer aynen yazarsam ne olacak? X kare eksi 1. Hatta x kare eksi 1 dediğimiz şey nasıl açılır arkadaşlar? X eksi 1. Ne biçim yazdım? Güzel yazalım. X eksi 1. X artı 1 şeklinde yazılır. Bölü paydasında x var. Çarpı dedim. Bunu ters çeviriyorum. Ne olur? X bölü x eksi 1. Bak bu durumda şu x eksi 1'ler gitti. Buradaki x'ler gitti. Elimizde sadece ne kaldı? X artı 1. Bu yüzden cevabımız Denizli oldu. Üçüncü sorumuzda bize bir eşitlik verilmiş. M, N'nin değerlerini bulmamız gerekiyor. Bu ne arkadaşlar? Bir tam kare. Nasıl alıyorduk? Birincinin karesi. X kare artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x'in iki katı 4x artı. İkincinin karesinden 4 geldi. Neye eşit bu? X kare artı mx artı n'e eşit. O zaman şurada m dediğimiz sayı neye eşit? 4'e eşitmiş yazdık. M eşittir 4. Sonra n dediğimiz sayı kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Bu durumda m çarpı n lazım bana. M ile n'in çarpımı 4 çarpı 4'ten 16 yapar. Bölü. M artı n de 4 artı 4'ten 8 yapar. 16'yı da 8'e bölersem 2 çıkacaktır. Yani 3. sorumuzun cevabı Bursa oldu arkadaşlar. 4. sorumuza bakıyoruz. Dikkat et. Bu sayının karesini al demiş. Bu sayının da karesini al topla demiş. Kök 3'ün karesini alırsanız kare ile kök birbirini götürür 3 gelir. Sonra burada şunu çok yapıyorsunuz onu söyleyeyim de. Kök 3'ün karesi 3. Kök 2'nin karesi 2. Tamam 3 artı 2'den 5. Öyle şey olmaz. Neden olmaz? Bu bir tam kare ifade. Tam kare ifadelerde ne yaparsın? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını da alırsın. Yani kök 3 ile kök 2 çarptığında kök 6 yapar. Dışarıda bir de bunun iki katını aldım. Artı kök 2'nin karesinden 2 geldi. Artı şimdi buranın karesini açıyorum. Birincinin karesi yani kök 3'ün karesi 3. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyeceğim. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6. Artı dedim kök 2'nin karesinden ne geldi? 2 geldi. Sonra bu gitti. Bu da gitti. Sonra 3 artı 2 5 yaptı. 5 ile de 3'ü topladık arkadaşlar. 8 yaptı. 8 ile de 2 daha ekledik. Nerede hata yaptık? Ha, bir yerde hata yapmadık. 10 yaptı. Ben şıklarda 10'u göremedim sadece. Kusura bakmayın. O yüzden cevabımız Adana. 3 artı 2 5. 5 artı 3 8. 8 2 daha 10. Sonra 5. sorumuza baktığımız zaman. A ve B değerlerini vermiş. Şunu soruyor. Böyle sorularda mümkün olduğu kadar arkadaşlar önce ifadeyi düzenleyin. Çünkü sayılar büyük. Bunlarla işlem yapamazsınız. Size bu kadar zaman vermiyorlar sınavda. Şimdi birincinin karesi A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2AB artı ikincinin karesinden B kare eksi 4AB dersem A kare var elimizde. 2AB eksi 4AB ne yapar? Eksi 2AB yapar. Artı b kare dedim. Bu bence bir tanıdık gelmiştir size. Nereden gelmiştir? Bu a eksi b'nin parantez karesi değil mi? Bak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Bak artık kolay. A'dan b'yi çıkarırsam yani 2018'den 2019'u çıkarırsam ve bunun karesini alırsam eksi 1'in karesi yapar ki bu da ne demektir? 1 demektir. O yüzden 5. sorumuzun cevabı Adana oldu. 6. sorumuza baktık. Şekildeki doğrusal yol boyunca bulunan komşu iki direk arasındaki mesafe x artı 1'miş. Şunların her biri x artı 1'miş. Peki direk numaraları da direklerin altına yazılmış. Yani şu x yazan yer
bir yere geldiğimizde x tane direkt geçmiş olduğumuzu söylüyor. Bize a uzunluğunu soruyor. Yani şurasının tamamını bulmamızı istiyor bizden. Benim kalemim nerede? Kalemimi kaybettim. Şurasının tamamını bulmamızı istiyor bizden. Baktım. Eğer burada x tane direk varsa arkadaşlar nedir? X eksi bir tane aralık vardır değil mi? O aralıkların her biri de nedir? X artı bir uzunluğunda diye soru kendi söylemiş. Peki siz x eksi bir ile x artı birin aslında iki kare fark olduğunu, yani x kare ve eksi bir artı birin çarpımı eksi bir olduğunu bilirsiniz. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli değil Edirne olacak. Dedik ve devam ettik 7. sorumuzda. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi x üzeri 5 eksi x ifadesinin çarpanlarından biri değildir diye sormuş. Yazdım. Ben ikisinde de x olduğu için x parantezini alayım dedim. Buradan x üzeri 4 eksi 1 gelir. Yani x mesela bunun bir çarpanıdır derim. Sonra şurayı daha da açabilirim ben. Nasıl açarım? 2 kare farkı değil mi bu? Şu 1'in üstünde de ne var? 2. Lütfen artık bunu görmeye alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Bu x kare eksi 1 ile x kare artı 1'in çarpımı. Şurada x kare artı 1 diye bir çarpan belirtmiş. O da doğru. X kare eksi 1 diye bir çarpan belirtmiş. Bu da doğru. Bak burasını daha açamam ama şurayı da hala açabilirim. Çünkü bak bu 1 aslında 1'in karesi. O yüzden bu aslında x eksi 1 çarpı x artı 1 de demek. Doğru mu? Şimdi senin elinde ne var? X eksi 1 var. X artı 1 var. Tüm hepsini yazayım bir. X kare artı 1 var. Bir de en dışarıda ne var? X var. Dikkat et. Şunlardan hiçbiri D ya da E şıkkına benzemiyor. Çünkü ne yapmış biliyor musun? Şu birinci çarpanla üçüncü çarpanı pardon dördüncü çarpanı çarparak yazmış. Bak x ile x kareyi çarp ne yapar? X küp yapar. Sonra x ile 1 çarp ne yapar? X yapar. Bak bu da burada. Edirne şıkkında var. Ama Denizli şıkkı yani Denizli'deki olan çarpan bunun herhangi bir çarpanı olmadığı için arkadaşlar cevabımız Denizli oldu. 8. sorumuza baktığımız zaman her ikisinin ortak ne var? 49. Biz bunu bir 49 parantezine alalım derim ben. Şuradan ne geldi? 49. Eksi dedim. Bu 49 gitti. Ne geldi? 48. O zaman karekök içerisinde 49 çarpı 1 oldu. Yani 49 oldu. Kök 49. Kök 49 da dışarıya ne diye çıkacaktır? 7 diye çıkacaktır. O yüzden 8. sorumuzun cevabı arkadaşlar Bursa oldu. Devam ettim 9. sorumla. Bir kenara A birim olan karenin alanı A kare bağıntısıyla bulunur diyor. Daha sonra da diyor ki şekil 1'de bir kenara X birim olan kare şeklindeki bir kağıttan bir kenara Y birim olan 9 tane kare çıkarılıyor diyor. Geriye kalan parça da şu şekilde verilmiş. Bak şimdi bir tane karem var bir kenara X birim. O zaman tamamının alanı X kare olur. Sonra bir kenara Y birim olan bir kareyi düşünürsen alanı Y kare olur. Bundan da 9 tane çıkarıldığı için ne diyeceksin? Eksi 9 y kare diyeceksin. Diyor ki kalan kağıdın bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade. Şöyle düşün. Kalan kağıdın bir yüzünden bahsediyorsa sen bu ifadenin neyine gitmen gerekiyor? Çarpanlarına mı gitmen gerekiyor? Alanını veren ifadenin çarpanları bu senin alanınsa neyle neyi çarparsan bu olur diye düşüneceksin. Bu ne? 2 kare farkı değil mi? X kare eksi 3 y'nin karesi aslında. Yani bir çarpanı x eksi 3y olmalı bunun ve diğer çarpanı da x artı 3y olmalı. Hangisini vermiş? Bunu vermiş. İşte burada. Cevabımız o yüzden ne oldu 9. soruda? O da ne oldu? Devam ettik 10. sorumuzla. Bize arkadaşlar eğer ki bir ifade verilir ve onun kareli olanı istenirse aklımıza konu anlatımı da anlattım. Hemen bunun karesini almak gelecek. Ve bunu tek burada değil bir sürü yerde kullanacaksınız. Trigonometride de kullanacaksınız, logaritmada da kullanacaksınız, her yerde kullanacaksınız. Eğer kendi toplamı verilip kareleri soruluyorsa aklınıza böyle şeylerde, özdeşliklerde hemen kare almak gelecek, tamam mı? Dedim ki birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı ikincinin yani bunun karesi 1 bölü x kare eşittir ne olacak? 4. Şimdi şuna dikkat et. Bu x gider, bu x de gider. Burası 2 kaldı. 2'yi de bu tarafa atarsam benim elimde şöyle karaladım. X kare artı 1 bölü x karenin kaç olduğu kalır? 2 olduğu kalır. O yüzden 10. sorumuzun cevabı da Adana oldu ve 11. sorumuza baktık. Bir matematik dersinde çarpanları ayırma konusuyla ilgili bir etkinlik yapılmıştır.
Bu etkinlikte sınıfta seçilen bir öğrenci bir kartona istediği bir ifadeyi yazıyor ve arkadaşlarından bu ifadenin çarpanlarından herhangi birini bulmasını istiyor. Ela ve Yiğit yani şununla bu kartonları kaldırıyorlarmış. Ondan sonra cevapları da arkadaşları veriyorlarmış. Kaçının cevabı doğrudur diye soruyor. Biz bunu şöyle yapalım. Bak şunları ben bir sileyim buradan. Bir güzel güzel şöyle çözelim. Şimdi ben o x küp eksi x'i şöyle çarpanlarına ayırırım değil mi? İkisine de ortak x var. X parantezini alırsam şundan x kare geldi. Bundan da bir gelecek. Arada da eksi var. Bu hala çarpanlarına ayrılabilir. Çünkü bu aslında tekrar gösteriyorum. 2 kare farkı. Yani ben bunu x eksi 1, x artı 1 diye yazarım. Bakalım şimdi. Bu x demiş doğru demiş. Bu x eksi 1 demiş doğru demiş ama bu doğru dememiş. Tamam mı? Görmezseniz diye şöyle şöyle yapıvereyim. Ondan sonra şu aşağıdakine bakalım. Bu ifade 2 kare farkı. Hocam neyin karesi var orada? Şuraya yazayım. X karenin karesi eksi y karenin karesi var. O zaman siz bunu nasıl yazarsınız? Bir x kare eksi y kare diye yazarsınız. Bir de x kare artı y kare diye yazarsınız. Hala açılabilir bir ifade var burada. Ne bu? Şu. O yüzden onu da x eksi y, x artı y diye açayım. Sonra da x kare artı y kare diye açayım. Bak şimdi buraya x eksi y var. X kare artı y kare var. Demek ki bununla bu da doğru cevap vermiş. Bu arkadaş maalesef doğru cevap verememiş. O yüzden doğru cevap veren 4 kişi varmış arkadaşlar dedik ve testin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.